Cins Dergi Sunar Z Kuşağı Süleyman Seyfi Öğün Geçtiğimiz günlerde Z Kuşağı meselesi yeniden tartışıldı. Gazetelerde Z Kuşağı çocuk ve gençlerini küçümseyen yazılar kaleme alındı. Televizyonlarda da meselenin tartışıldığını gördük. Tartışmaların bir kısmının siyasal nitelikli olduğu anlaşılıyor. 2023 seçimlerinde aşağı yukarı 7 milyon yeni seçmen oy kullanacak. Azımsanmayacak bir rakam bu. Muhtemelen de seçimin neticesini bir hayli etkileyecek. Partiler bu kitleyi etkileyecek yeni siyasetler geliştirmenin strateji ve taktiklerini oluşturmak için kolları yavaş yavaş sıvamaya başladı. Ortada iki ihtimal var. Eğer söylendiği gibi bu kuşak apolitik bir durumdaysa ve bu tutumlarını tavır veya davranışa dönüştürebileceklerse mesele yok. Ama eğer tersi olursa ki bu da çok mümkün, durum partiler açısından ciddi gözüküyor. Doğrusu ben bu ikinci ihtimalin daha çok bu gençlerin herhangi bir siyasal tercihte bulunmanın ötesinde onların tepkilerinin yansıması olacağını öngörüyorum. Yani 7 milyon gencin ekseriyetinin tepki oyu kullanacakları gözüküyor. Dolayısıyla partilerin veya lider adaylarının bu tepkileri güdümleyecek ve kanalize edecek veya giderecek söylemler geliştirmesi gerekecek. İlki çok kolay daha mekanik bir yoldan halledilebilir. Yani tepkileri veri alır, hatta azdırır ve kendinize çekersiniz. Ama ikinci yol, yani bu tepkileri gidermek ve hele hele bastırmak çok zor gözüküyor. Yargılamakla anlamak arasında çok ciddi bir fark var. Yargılamak çok kolay ve kestirme bir yol. Anlamaksa meşakkatli bir süreç. Eski ile yeni arasındaki gerilim hayatın keskin bir niteliği babalar ve oğullar arasındaki ikirciklenmeler, gerilimler, uzlaşmaz görülen çelişkiler, hatta kavgalar tarihsel geçiş eşiklerinde birikiyor. Şu veya bu dozda yaşanması kaçınılmaz. Ben bunların geleneksel topluluk hayatlarında da yaşandığını düşünüyorum. Ama düşük yoğunluklu ve pek de dillendirilmeyen tarzlarda. Modernlik bu süreçleri bileyip keskinleştirdi. Hepsi o kadar. Daha evvel çok düşük yoğunluklu yaşanan gerilimler yüksek yoğunluklu bir hal aldı. Ama bana kalırsa hiçbir zaman bir kopukluk olmadı. İtirazcı gençlerle babaları arasında yaşanan en keskin gerilimler bile zaman içinde kültürel bir çevrimselliğe dahil oluyor ve yatışıyordu. Çünkü tartışmalarda kullanılan referanslar özdeşti. Mesele olgunlaşmanın nasıl tarif edileceği neye dayandırılacağıydı. Babalar gelenek ve inançların kılavuzluğunda yol alınması gerektiğine işaret ediyor, oğullarsa şahsi tecrübe ve tercihleri alan açılmasını istiyorlardı. Gelenek ve modernliğin nihai kertede paylaştıkları olgunlaşma idealiydi. Burjuva düşüncesinin fişeklendiği, kendisini başaran, okumuş, çalışmış adam olmuş yeni insan tarifi olgunlaşmanın da yeni tarifiydi aslında. Hasılı kuşaklar arası çatışmalar mutantan gözükse de o derecede radikal kopuşlarla yaşanmıyordu. Nasıl olgunlaşacaktı? Mesele buydu. Geleneklerin hazır kodlarına girerek yani muhafazakarlaşarak mı değilse onlardan koparak yani bireyselleşip özgürleşerek mi? Kuşakların değişim arzu ve romantizmi evvela kendisine kestirme bir mecra aradı. Buldu da mesele siyasete havale edildi. Siyaseten dünyayı değiştirmek mümkündü. Bu talepler devletler başlı olmak üzere müesses nizamların duvarlarına çarptı. Disiplin toplumları bu talepleri geriletti ve kırdı. Ekonomi ise başta geçim kaygısı olmak üzere dayattığı pek çok zorunluluk üzerinden başka bir ehlileştirici rol oynadı. Ekonomi, Ricardo ve Marx gibilerin beklentilerini boşa, Adam Smith'in endişelerini ise haklı çıkardı. Devlete eklemlenerek bir özgürleşim imkanı olmaktan uzaklaştı. Devletle eklemlenerek bir özgürleşim imkanı olmaktan uzaklaştı. Hasılı arzuların dairesine giren her şey romantik ve nostaljik bir tecrübe olmaktan ileri gidemedi. Süreklilikler bastırdı ve galebe çaldı. Paternalizm ne kadar aşılmış olsa da varlığını sürdürdü. 19. asrın genç hareketleri bit kuşağı 68'liler ve diğerleri parlayıp söndüler. Romantizme yer yer trajediye eklemlendi. Mesele tarih karşısında mesuliyet ekseninde vaziyet almaktı. Babalar tarihsel birikimden mesul olmayı dayatıyordu. Gençlerse o birikime karşı çıkıp yepyeni bir tarihin mesuliyetini almaktan bahsediyorlardı. Ortak paydaydı bu. Tarihsel mesuliyet fikri sabiti. Mesuliyet fikrinin zedelendiği ilk hareket hippilikti. Ama hippilik hareketlerini taşıyacak maddi bir zemin yoktu. Ben, hippilik akımının bugünkü Z kuşağının ataları olduğunu düşünüyorum. Z kuşağının hippi atalarından farkı maddi teçhizatlarıdır. Hippiler devlet sermaye eklenmesinin zirve yaptığı devrin kuşaklarıydı. Teknolojik donanımlarıysa yoktu. O sebeple mistisizmde karar edip sönümlenmelerini yaşadılar. Z kuşağı sermayenin devletten ayrıştığı ve teknolojinin bireyselleştiği bir devrin çocukları. Maddi dünyalarıysa alabildiğine kuvvetli eski dünyanın muhkem kuvvetleri onların maddi teçhizatlarıyla başa gelemiyor. İlgisizlik ise başat kuvvetleri. Ben belki de yaygın bir kanaatin tersine Z kuşağı eylemlerinin yani militanizminin bile marijinal kaldığını ve onların derin hakikatini yansıtmadığını düşünüyorum. Daha evvelki kuşaklar tarihleriyle kavgalıydı. Z kuşağı ise esasta kavga etmiyor. Susuyor ve ilgisiz ilgisiz bakıyor. Çatışmıyorlar, yok sayıyorlar. Çok sıkılırlarsa, okey boomer deyip geçiyorlar. Söylenenleri hükümsüz kılan muazzam bir tecrit bu. Tarihten arınma işinde siyasal ve ekonomik aletlerin başaramadığını teknolojik aletler galiba bu defa başaracak. Cins dergi sundu. Süleyman Seyfi Öğün